Hepinize merhaba. Ben Çiğdem Çakar. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe dersinde sağlık ve spor temasını beraber işleyeceğiz. Şimdi neler öğreneceğimize bakalım. Neler öğreneceğiz? Okuduğum metnin konusunu belirlemeyi, okuduğum metinle ilgili soruları cevaplamayı, dade, ek ve bağlacının yazımını doğru kullanmayı ve de sağlık ve sporun önemini kavramayı. Sağlık ve spor deyince sizin aklınıza ne geliyor? Ya da şöyle söyleyeyim, yeterince sağlıklı besleniyor muyuz? Sporlarımızı yerine getiriyor muyuz? Bir bakalım, metnimizi okuyalım ve buna karar verelim. Metnimize geçelim. Sağlıklı yaşam. Güneş ışığı camdan yüzüne yansıyordu. Yatağın yanındaki saatin akrebi veya kovanının tık tık eden seslerini duyuyordu. Yavaşça uzandığı yataktan kalktı, perdesini sıyırdı. Uyumayı çok seven Ömer Asaf, saatin 12 olduğunu farkında değildi. Elini yüzünü yıkayıp annesinin yanına kahvaltı için gitti. Fakat ailesi kahvaltısını çoktan yapmıştı. Ömer Asaf da buzdolabının kapağını açıp oradan bir çikolata aldı. Çikolatasını yiyerek bahçede kitap okuyan ablasının yanına gitti. Sırtını ablasına yasladı ve bir kitap alarak okumaya başladı. Kitabın adı Sağlığımı Seviyorum'du. Dikkatini çekmişti. Merakla kitabı okumaya başladı. Kitapta bir gencin beslenme alışkanlıklarından ve yaptığı sporlardan bahsediyordu. Ömer Asaf kitabı okurken düşündü. Acaba ben sağlıklı besleniyor muyum? Bu kitap onda bir fikir oluşturmuştu. Ömer Asaf 4. sınıf öğrencisiydi. Fakat yaşıtlarına göre biraz tembel, abur cubur yemeyi seven bir çocuktu. Tembel oluşundan dolayı da arkadaşlarıyla vakit geçirmez, vaktini televizyon, telefon karşısında geçirirdi. Sabah sadece çikolata yediği için acıkmıştı. Annesi ıspanak yemeği pişirmişti fakat Ömer Asaf yemeği beğenmediği için hamburger siparişi verdi. Gelen siparişin ardından karnını doyurup odasına çıkan Ömer Asaf telefonuyla vakit geçirirken uykuya daldı. Rüya görmeye başlamıştı. Rüyada Ömer Asaf bahçede arkadaşlarıyla yakalamacılık oynuyor, gülüyor, eğleniyor, annesinin pişirdiği yemeklerden yiyordu. Şu an olduğu fiziğinden de bir hayli zayıftı. İstediği şekilde hareket ediyor, hiç de yorulmuyordu. Arkadaşı Ayşe'yi gözden kaçırmıştı. Evin arkasına, ağaçların arasına koşarak baktı ve Ayşe'yi yakaladı. O sırada yükselen bir ses. Ömer Asaf! İrkilerek uyanan Ömer Asaf, annesinin çağırdığını fark etti ve yanına gitti. Rüyasında çok mutlu olduğunu annesine anlattı ve annesine. Rüyadaki gibi olabilmem için ne yapmalıyım diye sordu. Annesi ise anlattı. Sağlık çok önemlidir oğlum. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmeli, düzenli beslenmeliyiz. Mesela sabah kahvaltımızı erken saatte yapmalı ve çikolata gibi sağlıksız yiyecekler yerine sağlıklı besinler tüketmeliyiz. Düzenli olarak her gün spor yapmalıyız. Çünkü vücudun harekete ihtiyacı vardır. Bunun üzerine Ömer Asaf, haklısın anneciğim, rüyamı gerçekleştirmek için çabalayacağım. Artık uyku vakti gelmişti. Ömer Asaf sağlığı konusunda kararlıydı. Yatmadan önce bir bardak süt içmeyi alışkanlık haline getirecekti. Sütünü içti ve yattı. Evet arkadaşlar, metnimiz bu kadardı. Metinden anladığımız şekilde Ömer Asaf şişman, hareket etmeyi sevmeyen, abur cubur, çikolata, hamburger gibi yiyecekleri yemeyi seven bir çocuktu. Bu yüzden de arkadaşlarıyla çok vakit geçiremiyor. Sürekli yatmayı seviyor. Vaktini telefon, televizyon gibi teknolojik aletlerle geçiriyordu. Biz şimdi Ömer Asaf gibi olmamak için her gün sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Sabah kahvaltılarımızı erken saatte yapmalı,
Sebze, meyve gibi yiyeceklerden yemeliyiz. Bu şekilde. Şimdi metinle ilgili sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz, Ömer Asaf nasıl bir çocuktur? Az önce de bundan bahsetmiştik, Ömer Asaf'ın nasıl bir çocuk olduğunu. Sizin de doğru cevapları verdiğinizi duyar gibi oluyorum. İsterseniz sorumuzun cevabına bakalım. Tembel, abur cubur, yemeği seven, televizyon ve telefon karşısında vaktini geçiren bir çocuktur. Kısacası Ömer Asaf tembel, hiçbir şey yapmaya, yani bir şeyler yapmaktan üşenen bir çocuk ve yediklerine içtiklerine dikkat etmiyor. İkinci sorumuz, Ömer Asaf rüyasında ne gördü? Şimdi metnimizi tekrar bir düşünelim. Rüyasında ne gördüğünü hatırlamaya çalışalım. Ömer Asaf benim hatırladığım kadarıyla rüyasında mutluydu. Sanırım arkadaşlarıyla vakit de geçiriyordu. Siz de aynı şeyleri hatırlıyorsunuz gibi hissediyorum. Sizi duyar gibiyim. Hadi ikinci sorumuzun cevabına da hep beraber bakalım. Arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini, annesinin pişirdiği yemeklerden yediğini, çok mutlu olduğunu gördü. Evet, bunu metnimizde belirtmiştik. Özetlerken de söylemiştik arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Ömer Asaf'ın annesi rüyasından sonra ona ne dedi? Şöyle söyleyelim. Ömer Asaf rüya görmeden önce sağlık konusunda bilinçsiz bir çocuktu. Daha sonra annesiyle konuştuktan sonra sağlığı için önemli kararlar almaya başladı. Şöyle ki Ömer Asaf sütünü içmeye karar veriyor her akşam. Düzenli beslenmeye çalışacağını annesine söylüyordu. Bakalım annesi ona ne cevap veriyor. Sağlık çok önemlidir. Sabah kahvaltımızı erkenden sağlıklı besinlerle yapmalıyız. Her gün spor yapmalıyız çünkü vücudumuzun buna ihtiyacı vardır. Siz de Ömer Asaf'ın annesine katılıyorsunuzdur gibi mi geliyor? Ve onların dediklerini yapalım arkadaşlar sağlıklı olabilmek için. Ve dördüncü sorumuza geçelim. Metnin konusu nedir? Arkadaşlar metnin konusuna baktığımızda Ömer Asaf'ın sağlığı ile ilgili kararını değiştirdiğini görüyoruz. Sağlıkla ilgili hayatında önemli bir değişkenliğe odak bastığını farkına varıyoruz. Şimdi hep beraber metnin konusunu görelim. Ömer Asaf'ın sağlığını farkına varması. Ömer Asaf sağlığını nasıl farkına varıyor? Rüyasında çok eğlendiğini, hareket edebildiğini görüyor. Fakat gerçekte Ömer Asaf böyle değil. Rüyasından şu anda etkilenmiş ve sağlığını aslında farkına rüyasıyla beraber varıyor. Şimdi metnin ana temasına bakalım. Metnin ana temasına baktığımız zaman metin ne üzerine kurulu? Tabii ki de sağlık ve spor üzerine kurulu bir metin. Siz buna cevap verirsiniz. Ben hepinizin cevaplarını duyar gibi oluyorum ve şimdi 5. sorumun cevabını da sizler için açıyorum. Sağlık ve spor hayatta önemlidir, önemli bir yere sahiptir. Düzenli ve dengeli beslenmeli, her gün spor yapmalıyız. Çok doğru bir ana tema olmuş bence. Arkadaşlar şimdi hep beraber da ve de ek ve bağlacının yazımını öğreneceğiz. Şimdi da ve de eğer ek olarak cümlede kullanılıyorsa da ve de'yi cümlede yokmuş gibi okuduğumuzda cümlenin anlamında bir değişiklik olur. Bu yüzden ekler da ve de eki cümlede bitişik yazılır. Fakat da ve de eki de bağlaç olarak yazılıyorsa cümleden çıkarılıp okunduğunda cümlede bir anlam değişikliği meydana gelmez. Dolayısıyla bağlaç cümleden ayrı yazılır. Şimdi birinci cümlemize bakalım. Da ve de konusunda doğruysa yanındaki kutucuğa de işaretini, yanlış ise yanındaki kutucuğa ye işaretini koyalım. Kırsal kesimin yanı sıra kentlerin çevresindeki dış mahallelerde de sağlıklı beslenme koşulları kötüdür. Şimdi buradaki D'yi metinden çıkararak cümlemizi tekrar okuyalım. Kırsal kesimin yanı sıra kentlerin çevresindeki dış mahallelerde sağlık ve beslenme koşulları kötüdür. Şimdi bakıyorum burada anlam değişikliği olmamış. Dolayısıyla ayrı yazılmış, bağlaçtır, doğrudur. O yüzden D işaretini koyuyorum. İkinci cümleme bakıyorum. Spor günlük hayatınızda
ve acil durumlarda ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar. Şimdi dağları cümleden çıkararak cümlemi okuyorum. Spor, günlük hayatınız ve acil durumlar ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar. Cümlemiz anlamsız oldu, anlamımız değişti. Bundan dolayı buradaki dağlar ek görevlidir, birleşik yazılmalıdır. Fakat burada ayrı yazılmış, o yüzden yanlış olduğu için Y işaretini kullanıyorum ve üçüncü cümleme geçiyorum. Arkadaşlarım gibi ben de her akşam sütümü içerim. Şimdi buradaki D'yi de çıkararak okuyorum cümlemizi. Arkadaşlarım gibi ben her akşam sütümü içerim. Burada bir anlam değişikliği olmadı. Dolayısıyla buradaki kullanılan D bir bağlaçtı ve ayrı yazılması gerekiyordu. Fakat buradaki cümlemizde bitişik yazılmış. Dolayısıyla yanlış yazılmış. Y işaretini koyuyorum. Geçiyorum. Dört. Çilek meyvelerde en sevdiklerim arasındadır. Buradaki D çıkararak cümlemizi okuyalım. Çilek meyveler en sevdiklerim arasındadır. Burada bir anlam değişikliği oluyor. Cümlemiz anlamsız oluyor. Dolayısıyla bu bir ektir ve bitişik yazılmalıdır. Burada da bitişik yazılmış. Doğru yazılmıştır. Doğru işaretimi koyuyorum. Arkadaşımla vakit geçirmekten de çok mutlu olurum. Burada da D'yi çıkararak cümleyi tekrar okuyalım. Arkadaşlarımla vakit geçirmekten çok mutlu olurum. Cümlede bir anlam değişikliği olmadı. Dolayısıyla kullanılan D bir bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır. Cümlemizde de ayrı yazılmış. Bu yüzden D işaretini koyuyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz, videomuz bu kadardı. Şimdi videomuzda neler öğrendiğimize bir bakalım. Okunan metni dikkatli dinlemeyi, okunan metni sorularına cevap verebilmeyi, metinle beraber sağlığın önemini, aynı zamanda da D ve D'nin doğru yazılımını hep beraber görmüş ve öğrenmiş olduk. Benim sizlere tavsiyem, yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Her gün düzenli olarak sporlarınızı yapın. Çünkü sağlık çok önemlidir arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Başka bir videoda, başka bir derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.